Bebeklerini geride bıraktı, bakıcıyla birlikte kayıplara karıştı. İsmail Çetinkaya, 12 gün önce kaybolan eşi Gizem'in hayatından endişe ediyor. Hastaneye gidiyorum diye evden çıkıp gittiler. 3 aylık ve 3 yaşındaki yavruları annesiz kaldı. Acil bulunmasını istiyorum. 3 aylık ve 3 yaşındaki çocuğumla perişan olduk. Gerçekten bakıcıyla mı kaçtı? Nerede olduklarını bilmiyorum. Nasıl bir ortam içerisinde olduğunu da bilmiyorum. Yanlış yoldalar, kötü ortamdalar. İki çocuk annesi Gizem Çetinkaya nerede? Birazdan. Peki İsmail 29 yaşında, 3. evlilik fazla değil mi? Evet. Niye o kadar hızlı, erken davrandın? Diğer evliliklerin neden bitti? Tabii, söyleyeyim hemen. Anlat. Size anlatayım. Biraz yüksek sesle lütfen. Tabii. 19 yaşında evlendim ilk evliliğimi. Severek evlendim, aşık oldum, evlendim Eskişehir'de. Aldattığı için, burada 80 milyon ismini vermek istemiyorum. Yok, verme tabii ki de. Aldattığı için direkt boşamak zorunda kaldım. İkinci ev direkt ben kısa kısa geçiyorum öyle size ya. Serap Hanım. İkinci evliliğimde kendisi aslında çok iyi bir insandı. O da izliyorsa duyuyordur şu an kendisi. Aileme karşı soğuktu. Misafiri sevmiyordu. İsim vermiyorum. Kardeşime, anneme, babama saygısızlığından dolayı ben bitirmek zorunda kaldım. Bu evlilikler kaçar ay sürdü mesela? İlk evliliğim 3,5 sene sürdü. Ha, bayağı gene sürmüş, evet. İkinci evliliğimi tam hatırlamıyorum. 3 sene ya da 3,5 sene, o da 4 sene falan. Peki ikinci evliliğinle Gizem'le tanışıp evlenmen arasında geçen süre ne kadar İsmail? Anlamadım. Soruyu tekrar alabilir miyim? İkinci eşinle de boşandınız. Sonra Gizem'le tanışıyorsun ve 2017'de evleniyorsun. Evet. Ne kadar süre sonra Gizem girdi hayatına evliliğin bittikten? 7 ay. 7 ay sonra. Yani sen evlilik adamı mısın İsmail? Galiba evlilik adamısın sen. Çünkü 19 yaş itibariyle evlenmeye başladığına göre evlilik, yuva, çocuk bunları seven bir adamsın. Evet. Anladığım kadarıyla. 2017'de evleniyorsunuz Gizem'le. Şu an 3 yaşında olan çocuğun hangi yıl doğdu? 2019, 25 Şubat. 2017, 2 sene sonra da çocuk sahibi evet. oldunuz, ilk çocuğunuz. Ama 2019'da çocuk sahibi oluyorsunuz. İlk evliliğinde de bir sadakatsizlik yaşamışsın. Ama karın Gizem de 2020'de Ahmet diye bir adamla kaçıyor. Daha evet. yeni evlisiniz, daha yeni çocuk sahibisiniz. Çocuğu da bırakıp mı kaçtı? Maalesef Serap Hanım, maalesef. Ve o dönem. Tabii. Hı. 25 Şubat 2020'de kızım 1 yaşına girdi, Miray Su. Ondan 4 gün sonra Gizem'in kaçtığı haberini ben akşam dayısından öğreniyorum. Acil bunlar toplanmış, Gizem kaçtı diye, çık gel diye. Allah Allah, 1 yaşında çocuğu bırakıp, evet. Evet. Gittim, ailesi toplanmış baldızın evinde. Öğrenmişler kimle kaçtığını. İşte çocuğa telefonuna ulaştık, yazdık. Böyle böyle diye. Çocuk bize ikinci gün, üçüncü gün benim bana söylediği dedi Gizem'in. Ben boşandım diye. Ben de o yüzden kabullendim diye. Yani onu evli olduğunu söylememiş. Ona da yalan söylemiş. Farklı konuşmuş. O yüzden. Ya bu Ahmet de öğrendi evli olduğunu aynen. vesaireyi. Senden de biraz çekindi. Bıraktı Gizem'i. Karakola bırakmış. Karakola bırakmış. Ama Gizem de direkt sonra sen bir şekilde işte kadın sığınma, oraları da hızlı geçiyorum. Karını affediyorsun ve eve dönüyor. Evet, evet. Peki normale döndü mü o andan sonra evliliğiniz? Ya şöyle söyleyeyim, eşimin psikolojisi gerçekten ben evlendiğim 5. 6. ayından bozuk olduğunu anladım. Hmm. Nereden anladım? Çok agresif, çok gereksiz yani muhabbetlere, sohbetlere sinirleniyordu. Bardak kırıyordu, tabak kırıyordu. Kapıyı çekip gidiyordu. Yani çok saçma sapan şeylere sinirleniyordu Serap Hanım. Ben bunları sineye çektim.
genç dedim, benim biraz tecrübem var, aramızda 7 yaş var, düzelir dedim. 22 sakin. Yaşında daha. Evet. Ve siz 2017'de evleniyorsunuz, 18-19, yani 18 yaşındaymış evlendiğinizde. Evet. 17,5 diyelim. Aha. Ya da işte 18 diyelim, yuvarlak neyse. Fakat uzun süre flört etmediniz anladığım kadarıyla. Evet, evet. Belki de anlayacaktın, belki de birbirinize uygun olmadığınızı anlayacaktınız ama peki sonra geldi, normal davranmaya başladı ama biraz agresifti diyorsun. Sonra ne oldu şimdi, 26 Kasım'da ne oldu? Bu arada bir eve bakıcı alıyorsun. İsmail, sen de sen bu arada sürücü kursunda eğitmen olarak mı çalışıyorsun? Hayır, ben kayıtçıyım. Orada kayıt elemanı olarak çalışıyorsun. Bir gün oraya bir kız görüyorsun. Gidiyorsun, çakmağınız var mı diye bir girizgah yapıyorsun. Amacın neydi o zaman? Benim işim ehliyette kayıt yapmak. Ben bu işte para kazanıyorum. Ben normal yolda gördüğümde, kafede, her yerde soruyorum. Bayan, kadın, erkek fark etmez. Çünkü işimi severek yapıyorum. Orada çakmak tabii ki bahane. Ehliyeti sormak, muhabbeti kurmak için ehliyetini sordum arkadaşın. Var mı ehliyeti? Aynen. O da yok dedi. Orada acelesi vardı. Diş macunu işi yapıyormuş arkadaş. Ben de numaranı alabilir miyim? Akşam isterseniz görüşelim dedim. Tamam dedi o da. Akşam mesaj attım. Kardeşim dedim, çıktın mı işten? Gel dedim. Tamam abi, nereye geleyim? Ben dedim eve geldim. Buyur, hem çayımızı iç, misafirimiz ol. Ha, sen gerçekten bir kardeş gözüyle baktın. Tabii. Ona öyle yaklaştın. Aynen öyle. Eve de davet etme sebebin, o dönemde eşin ikinci bebeği dünyaya getirmiş miydi? Bebek mi bekliyordu? Getirmişti. Getirmişti. Ve iki çocuğa bakmakta zorlanıyordu. Eve çağırma sebebin ehliyet miydi? Yoksa burada bana aktarılan bilgide olduğu gibi ya bir yardımcı alalım, çocuk baksın gibi miydi? İlk başta ehliyet içindi. Hiç öyle bir düşüncem yoktu. Biz de daha önce bakıcı çalıştı zaten. Hiçbir sorun yaşamadık. Onun eşinden dolayı izin vermediği için çıkmak zorunda kaldı. Bir süre boşta kaldı eşim yani. Tek başına bakıyordu. Ben o gün ehliyete yazdım Filiz'i. İki gün sonra evraklarını getirmediği için mesaj attım kendisine. Abi dedi, ben sonra almak istiyorum. Maddi durumum yok. Zaten diş macunundan 3 aydır çalışıyorum. 750 lira para alıyorum dedi. Ben de onu uyardım zaten. Ben de daha önce bu işi bir kısa süreliğine yaptım. Alamazsın. Bu işten çık. Başka iş bulalım sana. Yardımcı olalım. Ehliyetini de belki alırsın, yazılırsın. Tamam dedi. Olursa haber edersin dedi. Aradan 3-4 gün geçti. Ben iş çıkışı eve gittiğimde eşim ağlıyordu. Çocuklar ağlıyordu. Sinirliydi. Ne oldu Gizem dedim. Yetişemiyorum dedi bana. Ha, çocuklara bakamıyorum. Evet, bağırmış çocuklara. Şimdi sen ne kadar evlilik adamıysan demek ki aslında Gizem de o kadar evlilik kadını, daha erken tabii, genç bir yaşta bir de iki çocuk sahibi olacak karakterde değilmiş belki. Evet. İki çocuğa isyan etmiş. Tabii. Ben artık yetemiyorum diye ağlayınca sen de aklına Filiz geldi. Filiz'i ben bakıcı olarak alayım dedin. Evet. Onu da kabul etti senin karın. Evet. Çok da sevmiş o kızı. Yani beraber çocuğa bakıyorlar, ediyorlar filan. Ama bu ikisi birden zannederim bu sosyal medyalar vesaireler bir şeyler birilerine gittiler bunlar belli ki. Ama senin karın da pek durmamış yani. Sen onu bir telefon görüntülü bir şeyine şahit olmuşsun. Doğru mu? Daha önce. Hamileyken. Evet. Bir adamla görüntülü mü konuşuyordu? Biraz üstü kapalı anlatabilirsin. Ya ben telefonu bir hafta, benim telefonumu kendisi kullanmıyordu. Ben işe gidip geliyordum. Ya bir içime kuşku şey oldu. Gittiğimde indiğini gördüm. İndirdim, direkt mesajları okudum. Gördüm. Evet. Fotoğraf var mıydı? Vardı. Fotoğraf ve video. Şahısla da konuştum. Bir tane uygulama varmış efendim. Bilmemiz gerekmiyor o uygulamayı. Ama demek ki arıyorlar, böyle şeyleri buluyorlar. Ben ilk defa duyuyorum böyle bir uygulamayı. Meğerse Gizem o uygulamayı indirmiş.
Oradan da bir şahısla görüşmüş, fotoğraf koymuş. Pek düzgün fotoğraf değil tabii. Bunu İsmail yüzledin mi? Ya sen ne yapıyorsun? Bak ben seni Ahmet dedin, bilmem ne dedin, gittin affettim. Şimdi de rahat durmuyorsun. Bu sefer de internet üzerinden bir şeyler yapıyorsun diye bir konuşma geçti aranızda herhalde. Geçtim. Babası da beraber yaşıyoruz kayınpederle. Onunla da açtım konuyu. Kendisi bize benim psikolojim bozuk, beni psikiyatriye götürün dedi. Peki bir virgül koyuyorum. Çünkü Gizem daha sonra arkadaş olduğu ve çocuğa birlikte baktıkları halde zannediyorum işte gene bu uygulamalardan vesairelerden ikisi birlik olup birilerine gittiler bunlar. Çünkü ortada yoklar ama 3 aylık bebeğini ve 3 yaşındaki çocuğunu da bırakıp gitti yine Gizem.